Kapısı açıkken size minarenin tam şerefiyesinden vadi manzarası muhteşem gözüküyor arkadaşlar. İnanın çok güzel. Bakın buradaki evler hep örtmeymiş. Üstleri açılmış. Tamamen size şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Selamünaleyküm. Kapadokya Arka TV'ye hoş geldiniz. Neredeyim tahmin edin. Burası Ihlara Vadisi. Belisırma eski olan yerleşim yeri. Şimdi burada gizemli evler videosu çekeceğim. Hadi beraber gezmeye diyorum. Burada o kadar çok terk edilmiş ev var ki gerçekten yani sadece kuşların cıvıltıları, melendis çayının şırıltılarıyla sizlere video çekeceğim. Hadi bakalım, burada bulunduğum yerde bir cami var. Cami faaliyet içinde, su her şeyi akıyor ama cemaat var mı bilmiyorum. Caminin içerisine girdim biraz önce. Örtme usulü yapılmış. Bu caminin minareyi yaptıran kişinin hatıra yazıyor. Tarihi. Caminin ismini de şurada Belisırma Köyü Camii yazıyor. Burada da terk edilmiş ev. Caminin içerisine bir girelim. Bisikletle buraya park ettim. İlk önce camiyi bir köyün camisini gezmiş olalım. Kapı girişi kemer giriş. İki kemere örtme şeklinde, örtme dediğimiz bu şekilde arkadaşlar. Asır üzeri toprak dolu, sıkı toprak. Bayağı eski bir cami. Belisırma'da şu an. Buradan çıkalım. Üst katı da varmış. Bayanlar bölümü. Herhalde öbür taraftan giriliyor. Gene kapısını kapatalım. Minaresinin kapısı da açık. Hazır minarenin kapısı açıkken size minarenin tam şerefiyesinden vadi manzarası muhteşem gözüküyor arkadaşlar. İnanın çok güzel. Bakın buradaki evler hep örtmeymiş. Üstleri açılmış. Tamamen size şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Vaktim oldukça gizemli evler videosu sizlere sunacağım. Burada da şuradaki evin görselliği harika bir şekilde duruyor daha. Vadi muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten buradan görsellik harika. Haliha Kilise burada. Selimiye'ye doğru yani bu gidilen yol yukarıya Belisırma'ya çıkar. Ama Haliha Kilise'yi burada ziyaretçiler geziyor. Yanında da bezirhanesi var. Daha önce videolarda paylaştım. Şu an bir tur atmak üzereyim şeyin minarenin şerefiyesinde. Burada da gerçekten güzel tarihi mekanlar mevcut. Fırsat oldukça sizlere sunacağım. Şimdi artık görsellik buradan bu şekilde arkadaşlar.
Her yer tarih. Bakın. Şurada da güzel vadinin derinliğine gezilecek çok yer var. Ama kısmi gezdiğimizde çoğu yeri kaçırıyoruz. Ama gezdikçe de sizlere detaylı çekimlerde sunacağım. Fırsat olursa sokak aralarında gezmeyi düşünüyorum. Herhalde yeterlidir. Buradan aşağı inerim. Artık sokak aralarını sizlere sunayım. Evet. En üstündeydim. Şu an indim. Buradan da şimdi sokak arası gezim başladı. Burada bir ama kapısı kapalı da diğer taraftan girilebilir. Bakın kemerler var. Şöyle bir sokakta geçelim. O sokaktan girerken de gezeriz. Böyle dar geçitli yerler var. Birbirine geçmeli. Aydınlatmayı da bisikletin üzerinde unuttuk. Onu da alalım. Geri dönüp şöyle bir bakalım da. Çünkü karanlık olan bölgeler oluyor. Sanki çölmek atölyesi gibi bir yermiş burası. Dur aydınlatmayı bir alıp gelelim. Evet aydınlatmayı aldım. Şimdi şu sokağa bir girelim bakalım. Bu da neymiş? Nereye gitmiyor? Üzerinde bir odası var. Şimdi şurada. Evet. Sokağa kapı girişleri buradaymış dairenin. Göçükler yaşamış. Örtmeler. Sağlam. Burada şimdi şuradan başlayabiliriz. Burada da kemerler sağlam. İleri doğru gitmiyor. Aynı güzel yurttaki gibi evler tamamen boş bırakılmış. Kemerden şimdi şurası var. Burada örümcekler kapıyı kapatmış. Evet, örümcekleri aldım. Burada küçük bir kümesmiş. Buradan gidelim. Buradaki evin üst katına tahminim şuradan çıkılıyor. Şuraya bakalım. Burada birbirine geçmeli odalar. Odadan da odaya geçiş var. İleriye gidiyor. Birbirine geçmeli yeraltı şehri gibi yerler.